parlıyordu. Şimdi bakın, buraya geçenlerde bir kurt köpeği de geldi. Gene bakamamışlar. Hmm. Şimdi biz bu kadarcık bir yerde, biz o kukarı aldık, sahiplendirdik. Bir tanesini sahiplendirebiliriz. Şimdi burada binlerce köpekten... Başkanım hani sel olmuştu. Siz belediye olsanız ama halk edersiniz. Bu hayvanlarla peki, birlikte yaşayacaksınız. Hani, o yetkiniz var çünkü alışacaksınız. Bir soru sorabilir miyim başkanım? Bir sel yaşamıştık, sel felaketi. Evet, yaklaşık 350 köpeğin 200'e yakını selde ölmüştü barınakta. Yani köpek öldü selde. Şimdi 2009 yılında İstanbul'da sel oldu. En büyük zarar gören yerlerden bir tanesi de Başakşehir ve Başakşehir'de 11 insanımız da o selde canlı. Hı hı. Orada hayvanseverler gece saat 3'te bir eylem yaptı. Ben onun için zaman zaman biz hayvan kurtarma operasyonu değildi. Hayvan hakkını mı savunuyor? Hayvanlara eziyet mi ediyor onu zaman zaman böyle barınak sel yatağında hemen kurtarma için buramıza kadar selin içindeydi. Şimdi nihayetinde gerçekten olağanüstü bir şey 2009'da yaşanan 100 senedir gerçekleşen bir şey. Biz orada bir hayvan barınağı var ve o hayvan barınağında çözüm aramaya çalışıyoruz. Ondan sonra ertesi gün bütün televizyonlar işte Başakşehir Belediyesi hayvanları telef etti. Niye öldüler biliyor musun? Orada da çünkü kafeslerdeler. Orada da kurtarılan hayvanlar en büyük en iyi hayvanlar. Şurada böyle şöyle bir şey var. Eğer biz aynı noktada olsaydık birlikte hareket ederdik ve belediyeye yüklenmek yerine direkt imdat belediye derdik. Demek ki öyle bir izlenim oluşamadı işte bizde. Siz yetkisizde, güçsizde. Bir yere yapmaktı. Sonuçta düzgün bir yere. Şimdi tabii yeni bir ilçeyiz. Biz gelmişiz. Var olan bir barınak var. O barınağı daha iyi nasıl ya da işte sabaha kadar böyle biz selle boğuşurken en azından belediye görevlileri gelebilirdi. Şimdi biz telefon açtığımızda dahi kimse gelmedi. Konuşalım. Bu hafta Başakşehir Belediyesi'nin hayvan katliamına çözüm diye Twitter'dan vesaireden sosyal medyadan müthiş bir şey. Halbuki biz hayvanların haklarını koruma adına, orada hayvan severim diyen insanların haklarını koruma adına, oradaki komşuların, o mahallenin haklarını koruma adına buna müdahale etmek durumdayız. Siz de hayvan hakları savunucu olarak gerçekten orada hayvanları düşünüyorsanız o müdahalede bir yanlışlık varsa gelin beraber müdahaledeki yanlışlığı önleyelim. Ama burada ya 100 tane kedi bir evde. Kedi olayı Sayın Başkanım şöyle söyleyeyim. Tartışma için değil. Kedi olayı bana telefonla geldi ve şu şekilde geldi. Polis kapıları kırdı, zabıta eve daldı, kadın bayıldı şeklinde. Biz artık bunlara o kadar alıştık ki dengede dinlemeye çalışıyoruz. Ama bu yeni tasarıdan önce olan şeylerden bahsediyoruz. Tabii birkaç gün içinde oldu. Her şeyi söylüyorum. Bundan önce bir tasarı vardı zaten. Var. Polis demek ki kapılardan içeri girebiliyormuş, her şey yapılıyor. Normalde giremez yani. Kimse polis vazife selayet kanuna göre böyle bir şey yok. Polis zorlasanız girmez evinize. Hayır, kimse sesini çıkartmıyordu. Birden bir değişiklik yapıldıktan sonra on binler sokağa dökülmeye başladı. Hı. Bunun da gerekçesi olarak iki madde. Altıncı madde. Sokaklardan hayvanların toplanması ve uyutulması meselesi. Evet. Fakat evlere müdahale birden. Evlere müdahale. Bir de cins hayvanların toplatılması. Çok önemli bir madde daha. Tehlikeli ırklar diye bir köpek türü ayrılmış. Sadece köpektir onlar. Cinsi iridir, dişi güçlüdür. Şu küçücük kedi bile son derece vahşi, boğazın altına atlayıp hayatınızı bitirebilir. Damarına, canına basarsanız. Pitbull denilen, diğer Dogo denilen, Arjantin denilen köpekler, Dogo Arjantin. Başka ülkelerde beyaz melek diye anılıyor. Bebek bakıcısı köpekler. Bizde köpek dövüşünde kullanılıp bir vahşet yaratıldığı için tehlikeli ırk, bir devlet bir hayvanı tehlikeli ilan edemez. Cezaya yaptırımlar mesela. Ama onların beslenmesi yasak, alınması yasak, üretimi yasak. Ve diyor ki 3 ay içinde kanun çıktığı andan itibaren 3 ay içinde herkes köpeğini alıp teslim edecek. Çocuğunuzu götürün toplama kampına bırakın. Yok böyle bir şey. Şöyle bir şey daha doğru bir şey değil mi? Diyelim ki o şekilde bir hayvanı besleyen şu anda köpek dövüşünde kullanıyor vesaire. Dövüşçüyü durduracaksınız. Başkanım köpek hayvanın dövüşü zaten yok. Problem. Hayvanın günahı bir hayvan. Siz silahla birini öldürdüğünüzde bir şey söyleyeyim istiyorum. Tamam, silahla birini öldürdüğünüzde suçu silah mı veriyorlar size mi veriyorlar? Eğer köpek dövüştürüyorsanız suçu siz alacaksınız. Köpek almayacak. Ama da şey cezai yaptırım var. Ama nihayetinde silahla öldürülmesinlere, işkence yapanlara. Her zaman vardı. Bir önceki yasada da vardı. Cezai yaptırım yoktu. Biraz yükseltildi ve Türk Ceza Kanunu kapsamına alındı. Bu iyi bir şey ama sokakta tecavüz edecek hayvan yok. Sokakta vurulacak, öldürülecek hayvan yok. Biz zaten sokak için dertteydik. Moda sahilinde geçtiğimiz aylarda 4 tane suçüstü var. Polis dosyası duruyor. Yaşlı yaşlı adamlar biliyorsunuz geçenlerde ördeğe tecavüz edildi, parçalandı. Ben size bu kanunu
versem? Tek tek sorsanız aslında. Hangisi? Ama 3 tanesinde herkes ayaklanır. 3 tanesini neyi değiştiririz? Hangi maddeyi değiştirirse okey dersiniz? 3 madde olursa. Ya da hangi kelimeler değiştirilirse okey versin. En önemli birincisi, hayvanların sokaklardan toplanarak belediye sınırları içinde ve dışında başıboş bulunmasını yasaklayan hükmü tamamen kaldırırım, bu ne bir. Mevcuta yani, nasıl çözüm bulalım? Mevcuta 2004 yılından bu yana herkes görevini yapsaydı bulunacak olan çözümü bulmak zorundayız. Biz şu anda kalkıp şeyi konuşmalıydık burada, 2012 yılındayız. Bu hayvanları kısırlaştırıyoruz, bize ayıp değil mi? Yaşatamadığımız için üremelerini engelliyoruz, bunu konuşmamız lazım. O zaman belediyelerin bu konuda kampanya yapmaları lazım. Kesinlikle. %100 ve samimi olarak bizimle birlikte yani hareket etmeleri lazım. Biz şu anda mesela bir hayvan sever olarak sizin yanınızda yer alabiliriz aslında. Niye? Alabiliriz değil, almalısınız. Alın. Almalıyız ama şu anda sizin savunduklarınızda alamıyoruz. Niye? Sizin savunduklarınızda ben hayvanların haklarını daha fazla koruduğumuza inanamıyorum. Çünkü yaşadıklarımıza baktığımız zaman, biraz önce siz bahsettiniz. Burada küçücük bir kedi için bir güzel bir yer oluşturmuşsunuz. Bunun fiili uygulamasında zorluklar yaşıyorsanız bazı tedbirler almak durumundasınız. Burayı savunan birisi de o sizin tedbirlerinize gerçekten iyi niyetli olarak destek vermesi lazım. Biz sizlerden şunu bekliyoruz. Ya mevcut fiili durumdaki sıkıntılarımıza eğer çözüm üretebilecek bir şey olsa biz sizinle beraber koştururuz. Niye koştururuz? Zaten biz şu anda bir rehabilitasyon merkezi... Bu durumda o zaman çözüm üretemiyoruz, öldürelim mi demeniz gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla belediyelerin ortak çalışması... Tam da onu yapmaya başlamıştık aslında. Bu kanun nereden çıktı anlamadım. Genelde şöyle bir şey var. Evet. Sanki muhafazakar kesim hayvansever değilmiş gibi tam tersine görünüyor. Daha fazla hayvansever. Şimdi on binlerce insan Taksim'e yürüyünce... Sanki hükümet karşıtı bir olaymış gibi algılanıyor. Yani o tabii siyasete kullanılabilir. Fakat ben şuna inanıyorum. Bize oy veren insanların hayvan hakları konusundaki hassasiyetlerinde... Niye ortada yoklar? Ya şu anda ortada olma adına savunulan şeyler işi çözüm getirmiyor zaman zaman. Sıkışıyoruz. Ama bu da yok. Belki sizi zorlayacakları için mi? Değil. Yani gerçekten bakıyoruz. Bazı şeylerde ciddi problemler yaşıyoruz. Niye bu muhafazakar kesim çok destek? Belki hayvansever çok var aralarında. Şimdi şöyle, var mutlaka var. Sessiz sedasız hayvanlara niye bakan, besleyen abi? Ama insana, insandan daha çok değer veren hayvanseverlere bir tepki olarak düşünüyorlar. İnsandan daha çok hayvana değer veren hayvansever kalıbını öyle ne değil. Yazık ki Başak çok şehirde, kötü yerleştiği topluma. Bu nedenle belki. Yani insan sadece aşken hayvana bakmak. Evet, ki biz hep bunu söylüyoruz. Bize bu son hafta yoğunlaşan eylemler nedeniyle gelen tepkiler, ülke gündeminde savaş var deniyor. Savaşın sebebi yarı aç yarı tok yaşayan hayvanlar değil. Savaşın sebebi ben de değilim. Savaş istemiyorum. Bir hayvan yaşasın dediğimde bana aç çocuklar var, dayak yiyen kadınlar var diyen insanlara diyorum ki o zaman bir de sosyal devlet var. Yani ben bir hayvanı yarı aç yarı tok hayatta tutmaya çalışırken, gece köpek çığlığı duyduğumda, arkadaşlarla haberleşip korumaya uğraşırken, sosyal ağlarda deli gibi artık sınırlara gelmişken dayak yiyen kadınları bana sorarsa tabii ki sosyal devlet var diyeceğim, değil mi? Bu tepkiler yanlış yerlere yöneliyor. Bu nedenle hayvan koruma biraz da tepki görüyor. Bu son derece normal. Kısa bir film çektim. Evet. Bir sürü sanatçı sokak hayvanlarıyla... Ben o konuya geçmeden bir şey söyleyeyim. Bir şey hemen geleceğim. Sokak hayvanları bir araya getirdim. Ama ben sanatçıların çoğunu meydanlarda... Çoğu bizimleydi meydanlarda. Çoğu. Sayılanların. Filmin içindekilerin en az yarısı meydandaydı. Ben düşünüyorum, insanlar bazen bu tür olaylar bir piyasaya çıkıyorlar, sonra geri çekiliyor. Aynen öyle. Sen filminde bunları kullandın. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu tür popüler insanlara daha çok görev düşmez mi? Kesinlikle daha çok görev düşüyor. Belki de o yüzden işte bu programı yapıyoruz, radyoda yapıyoruz, film yapıyoruz, gazetelerde yazıyoruz. Sadece o bilinci oluşturabilmek adına, onların aslında yeryüzünde bizimle birlikte yaşadıkları bilincini çok alttan verseydik, kameraman arkadaş şu anda içeride bizimle birlikte olabilirdi. Çünkü biz hala yemeğini yemezsen seni köpeğe veririz diyen bir milletin çocuklarıyız. O zaman sorun ta şimdi döndük de ilkokula gerçekten öyle gerekiyor. Gerçekten yani öyle. Bu belediyenin de tek başına çözebileceği bir şey değil. Yine geldik dolaştık eğitime. Gerçekten sizler köpek edinip sokağa bırakırsanız ne sivil toplum kuruluşları ne belediyeler buna çare bulamaz. Lütfen çocuklarınıza hediye diye hayvan almayın. Pet shoplardan uzak durun. Hayvan alacaksanız sokaktan bir hayvan edinin. Çirkindir, tüyü yoktur, işte uyuzdur diye elleyemiyorsunuz bazı hayvanlar. Aslında sahiplenilmesi gereken hayvanlar o hayvanlar. Çünkü barınakta onların binlercesi var.
çirkin diye, bakılamaz diye, size çok albenisi olmayan hayvanlar. Sonucunda ne yapacağız? Barınaklar belki de 1000 köpek bakabiliyor. Belki 1500, hadi 2000 olsun. Ama 3000, 4000, 5000 köpeğe bakamazlar. Ormanlarımız maalesef başıboş köpeklerle dolmaya başladı. Sonucunda hastalık olduğu zaman hıfzı sıra kanunu var ortada. Hiç istemiyoruz ama böyle bu kanunu kullanarak bu hayvanlar uyutulabilir, ölüme gönderilebilir. Sonucunda bunu da belediyeyi suçlayamayız. Sonucunda bunun suçu hepimizin olacak. Çünkü o hayvanları sokağa bizler bıraktık. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Lütfen herkes bu görevi yerine getirsin. Yoksa bu kanunu eleştirmek çok kolay ama bu kanunu ortaya çıkartan da maalesef biziz. Sorunları ortaya çıkartan da biziz. Umarım bu sorun çözülür. Tekrar söylüyorum. Lütfen sokaktaki hayvanlara dikkat edin. Hayvan edinecekseniz de sokakta dediğinin pet shoplardan uzak durun diyorum. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.